Evet. Nayip köyünde yaşanan ağaç katliamını sizlere göstermek istiyorum. Burada devlet su işlerinin ikinci defa ki gazabından kurtulamayan ceviz ağacımı göstermek istiyorum. Burada hiçbir şekilde işe yaramayacak olan bir iş, çalışan koskocaman makineler, acaba biz devletin ormanından kesilen fındıklarımız, kesilen cevizlerimiz, kesilen ağaçlarımız, bunların hesabını acaba devlet su işleri nasıl verecek, verebilecek mi? İzinsiz bir şekilde tarlamıza girmeleri, yani biz vatandaş olarak hakkımızı nasıl savunacağız, bu işler içinden nasıl çıkacağız, imkan ve ihtimal yok. Nasıl kendimizi savunacağız, bunu bilmiyoruz. Vatandaş olarak bizim hakkımızı kim koruyacak? Buyurun, yerlerde damlama sulama borularımız. Damlama sulama borularımızı görüyorsunuz. Hasbelkader kurtulan, ayakta kalan bir adet kiraz ağacımız, onun da her tarafı yara bere içinde. Yara bere içinde. Çalışan makineyi görüyorsunuz. Çalışan makinenin gürültüsünü ve kendisini görüyorsunuz. Heba olan tarlanın içini görüyorsunuz. Tarlamızın içini görüyorsunuz. Burada sepetlerimizi görüyorsunuz. Burada yeniden kesilmiş ağaçlarımızı görüyorsunuz. Burada çalışan, tarlada üretim yapmaya çalışan insanları görüyorsunuz. Burada çalışan makineyi görüyorsunuz. Elinizi vicdanınıza koymayı öneriyorum. Teşekkür ederim.